Arkadaşlar herkese merhaba. Kafkaflı Yücel, Alfa Romeo Fan Club Muhabbet. Muhabbetten muhabbet. Evet, arabamı yıkadım tamamıyla 2 gün önce. Dün akşamdan itibaren de arabaya poliş yapmaya başladım. Biliyorsunuz canlı renkli arabalarda renk solmaları oluşabilir. Burada da gördüğünüz gibi ön sağ çamurluk ile sağ ön kapı ve sağ arka kapı arasında bayağı bir fark var. Ön sağ çamurluğu yaptım. Şimdi de geldi kapılardaki işlemeleri yapmaya. Arka sağ çamurluğu da yaptım. Bir kat daha geçmem gerekebilir. Neyle geçiyoruz o bir katı? Şöyle bir poliş malzememiz var arkadaşlar. Bu soldaki gri olan yetersiz kalırsa sağdaki biraz daha agresif onunla pekiştirebiliyoruz. Bu şekilde işlemlerimizi yapacağız. Öncelikle yüzeyin iyice kuru ve temiz olmasına dikkat etmek gerekir. Burada bakın ufak bir çizik var. Öncelikle bu çizik ortadan kaldırılması gerekir. Onu da bu söylemiş olduğum polişle alacağız. Hem bu poliş parlatıcı hem de küçük çizikleri çıkartabilecek güçte. Önce bunu işlem yapacağız. Ondan sonra da diğer tüple işleme devam edeceğiz. Küçük fındık büyüklüğünde koyuyorum. Sıra sıra çizili bölgeye. Çok fazla koymaya gerek yok. Eğer zaten çizik derinse bu işlem etkili olmayabilir. Evet. Çiziğimiz fazla değil. Etkili olma şansı var. Kurumadan direkt ya temiz %100 pamuklu bir bezle veya bildiğiniz %100 pamuk, Ege pamuk arkadaşlar. Türkiye'mizin ünlü Ege pamuğu. Nerede? Bu da %100 pamuk da Türk pamuğu değil ama işe yarayacak inşallah. Evet, başlıyoruz. Yuvarlak yuvarlak daireler çizmek suretiyle. İyice yedireceğiz. Agresif olduğunu, neden olduğunu anlayacaksınız agresif olduğunu. Bakın daha yarısını bile yapmadım. Bakın arabanın rengi pamuğa sinmeye başladı bile. O yüzden agresif. Yani çok az bir mikron kadar şeyi kaldırıyor. Boyayı kaldırıyor. Altındaki taze boya üste çıkıyor. Hem rengi koyulaşıyor bakın. Hem de çizik azalmaya başlıyor. Ondan sonra da güzel bir şekilde dalgalanmasız kırmızıyı elde edebilmek için de gri tüpü kullanacağım. Evet, işlemin birinci aşamasını bitirdik sayılır. Vallahi görüyor musunuz, görmüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle biraz da güneşe doğru şey yapayım. Güneş de az var bugün şansımıza. Vallahi bana uyar. Çizik çok büyük bir ölçüde azaldı. Yani 27 yaşında bir arabanın orijinal boyasının yaşanmışlıklarından oluşan çizikler. Tabii ki olabilir. O çizikleri büyük bir ölçüde azalttık. Şimdi de bu kırmızımızı görüyorsunuz, burada ne kadar açık renk. Buraya hiç ellenmedi. Burada o kırmızı tüpü kullandım çizikleri almak için. Şimdi de buraya tek bir kırmızı, bayrak kırmızısına yakışacak şekilde diyeyim. Daha doğrusu tabii ki Alfa Rosa kırmızısına yakışacak bir şekilde kırmızımızı elde etmeye çalışacağız. Az sonra görüşürüz. Ben birazcık gene kaslarımı, kol kaslarımı geliştirmeye devam ediyorum. İkinci aşamamızda kullanmamız gereken poliş malzemesi bu. Kullanım şekli de şu şekilde. Temiz bir bez, %100 bez, pamuk bez olabilir veya da mikrofiber olabilir. Bunun üzerine güzelce bunu döküyorsunuz. 1/4 büyüklükte yani olması lazım. Bu 20'ye 20 sanırım. 10 santimetreye 10 santimetre büyüklükte çok az bir şekilde döküyorsunuz. Bunu güzelce çalkaladıktan sonra tabii ki o dökme işlemini de çok dikkatli yapmanız lazım. Çok kalın olmaması lazım. Bu yani film şeklinde bir şey sağlayacak bize. Güzel bir katman sağlayacak. O katmanı da direkt olaraktan bezi, ıslak bu bez. Bu bezin üzerine o malzemeyi koyacağım.
ince bir tabaka şeklinde. O tabakayı da buraya süreceğim. Ondan sonra bu bölüm bittikten sonra 2 dakika kadar, 3 dakika kadar bekleyeceğim. Ardından da gene gıskıcır bir pamukla sileceğim. Bu şekilde döktük sütümüzü. Bunu biraz daha incelteceğim. 2 katı birden emsin diye. Ardından da bu şekilde sürüyoruz işte arkadaşlar. Şöyle. Fazla paketleme yapmamamız gerekiyor. İnce bir katman. Ve kendinize belli yerler belirleyin. O yerlerin çerçevesi içerisinde yapın. Nerede kaldığınızı anlayabilmek için. Ya da araba karoserlerinde şeyler oluyor, bantlar oluyor, sarı bantlar. Bagajda var da kullanmaya üşendim şimdi, o kadar önemli değil. Bu 2-3 dakika kurumaya başlayacak. Tamamen kurumadan üstünden temiz pamukla geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk katmanımızı hallettik. Şimdi bir katman daha geçeceğiz. Çünkü bakın arkadaki yapmış olduğum çamurluğa göre daha hala koyu kırmızı değil. Bir ton daha koyulaşması için aynı işlemi ikinci bir kez yapacağız. Bakın. Gri tüpteki polish bu kadar kaldırdı sadece boyayı. Kırmızı tüpteki hem polish, ikisi bir arada, hem de çizik, mikro çizikleri kaldırabilen özellikteki kırmızı tüpe bakın ne kadar kaldırdı. Yani burada farkı görüyorsunuz işte. Yani bu tüpü sadece ve sadece çiziğiniz varsa ilk aşamada o yüzden kullanın. Onun dışında arabanın tamamı için kullanmayın. Çünkü boşu boşuna arabanın boyasını fazla bir şekilde inceltmiş olursunuz. O yüzden bu şekilde olan polişleri size öneririm. Tabi bunun markası Türkiye'de yoktur. İşte Türkiye'de de çok güzel markalar var. Avrupa markaları. Markalı bir şey alın. Bu markasız bir şey ama etkili bir şey. Avrupa standartlarında üretilmiş olduğu tescili var. O yüzden aldım. Ve gayet de iyi. Şimdi ben işlemlere devam ediyorum. Az sonra görüşürüz. Evet, çift kat polişimizi geçtik arkadaşlar. Bu şekilde bir sonuç elde etmiş olduk. Yani şimdilik tatmin edici. Bir kat daha geçilirse daha da iyi olur. Biraz daha koyu kırmızı elde etmek için, aradaki farkı görmek için şöyle yapalım. Arka kapı, ön kapı. Önceden ikisi de böyle açık pembe gibiydi. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle zaten her yaptığınızda geriye doğru çıkın. Tabii yani çıplak gözle görüldüğü gibi görünmüyor video çektiğimiz zaman ama gene de farklı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel açıdan baktığımızda şöyle bakın. Ön çamurluk, arka çamurluk ve arka kapı neredeyse birbiriyle aynı renk. Arka kapıya bir kat daha geçilecek. Ön kapıda ise hiç işlem yapmadım. Artı arka kapının üst çerçeve ve yan çerçevesine baktığınızda açık pembelik belirgin hala. Çünkü oraya hiçbir şey yapmadım. Evet arkadaşlar, bu işlemleri yapmadan önce arabanızı güzelce yıkayın. İlk önce durulu suyla yıkayın. Ondan sonra üst kısmından başlamak suretiyle güzelce sabunla yıkayın. Ve tertemiz bir bezle yıkayın. Eğer bezi düşürürseniz elinizden sakın o bezi tekrar alıp arabayı yıkamaya devam etmeyin. Çünkü yerdeki bütün ot püsürük bezin üzerine gelecek. Siz de tekrardan o arabayı o bezle yıkadığınız zaman çizmiş olacaksınız. O tür şeylere dikkat edin arkadaşlar. Bunları anlatmama gerek yok. Bunları bilmiş olmanız lazım zaten. Bunun da yanı sıra böyle işte pastacılığa vesaire polis yapmak için de öyle bir sürü teferruatlı makinelere ihtiyaç yok. Bakın hiç komşuyu etrafı rahatsız etmeden sessiz sessiz tertemiz iş yapmak mümkün arkadaşlar. Şurada da görüldüğü üzere malzemeden kısmayın. Özellikle pamuktan kısmayın. Bu pamuk bu arabaya anca yetecek. Yani burada da bayağı kocaman bir büyük paket pamuk var. Pamuğunuz kirlenmeye yüz tuttuğu zaman zaten üstünden geçtiğinizde kaymak gibi kaymamaya başlar. Hemen o pamuğu değiştirin. Sıfır pamukla devam edin. Benden bu kadar arkadaşlar. Araba cilası, pasta ve cila, küçük mikro çizikleri ortadan kaldırma,
ve arabanın solmuş, özellikle canlı renkteki bu tür arabaların solmuş renklerini tekrar nasıl kazanabiliriz? Bu şekilde kazanabiliriz arkadaşlar. Size yardımcı olabildiysem ne ala. Siz de artık Covid-19'un bitme dönemine yaklaştık inşallah diye düşünüyorum. Hemen de paçalara sıvamayalım tabii ki. Ama arabalarımıza tekrardan şöyle bir güzelce temizleyip yaz tatilini hazır duruma getirip ilkbahar temizliğimizi yapalım arkadaşlar. Kafkaflı Yücel, like'lamaya devam. Abone olun arkadaşlar. Abone sayısı çok düşük. Olmuyor böyle. Seyredenden çok az abone sayısı. Seyreden sayısı çok, abone sayısı az. Abone olun ya, tıklayın bedava ya. Ne olacak ki ya? Hadi bay bay, görüşürüz.